Merhabalar. Bu sene ikincisini, toplamda da 14.sünü düzenlediğimiz Soft Talks buluşmalarının bugünkü konuğu Acer Pro yazılım firması genel müdürü Fatih Acer. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı. Teşekkür ediyorum ve sahneye davet ediyorum kendisini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün moderasyonda bizlerle beraber olacak bilgisayar bölümü alan şefimiz İsmail Hamulo hocamızı da davet ediyorum. Evet Fatih Bey, hoş geldiniz tekrardan. Gerçekten yoğun iş trafiğinde kıymetli vaktinizi bize ayırdınız. Aslında çocuklarımız birazdan sizi daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Biz okul olarak sizinle oldukça iç içeyiz. Bugün o birlikteliğin detaylarını hep beraber kıymetli öğrencilerimizle paylaşmak bizim için de mutluluk olacak. Açıkçası sizleri yakından tanımaları hem gelecek dönemde yapacağı işte staj, iş çalışmalar, üniversite sırasında ya da sonrasında iş birliktelikleri. Aynı zamanda sizin yaklaşık 24 yıldır Türkiye'de yürüttüğünüz yazılım sektöründe firmanızla beraber yaptığınız bir sürü çalışmayla edindiğiniz tecrübeler çocuklarımız için çok kıymetli olacak. Tekrar teşekkür ederim davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Ben burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Umuyorum bir nebze de olsa bir faydamız olur. Gençlere yardımcı olabiliriz. Hedeflerini belirlemekte yardımcı olabiliriz. Dolayısıyla her zaman, her yerde mutlaka destek olmayı ben de çok istiyorum, arz ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi bizim klasikleşmiş bir sizin gibi sektörün önde gelen firmalarından uzmanlar ya da yöneticilerle çocukları buluşturduğumuzda klasik sorumuz oluyor. Bu bilgisayar dünyasına nasıl girdiniz? Bu yolculuk nasıl başladı? Sene kaçtı? Nasıl oldu bu iş? Yani bu bilgisayar dünyasında şu ana kadar yürüttüğünüz faaliyetlerin temelleri nerede atıldı? Öncelikle onu öğrenmek istiyoruz. Şöyle, ben liseyi yine meslek lisesi bilgisayar bölümü okudum. Tuzla Teknik Lisesi. İlk klavyeye 91 senesinde 14 yaşındaydım. Lise 1. sınıftayken klavye öyle dokunmuş oldum. Ben işte Nevşehir'den işte İstanbul'a yatılı kalarak geldim. Yatılı kalmak üzere okulda geldim Tuzla Teknik Lisesi'ne. Ve bilgisayarı çok sevdim. O dönem yazılım alanı, bilgisayar alanı, internet yoktu, cep telefonları yoktu. Ve o dönemde o kadar çok istemiştim ki tek bir hayalim vardı, yazılımcı olmak, bilgisayar üzerine okumak. Liseyi bilgisayar bölümü okudum, üniversiteyi bilgisayar mühendisliği okudum. Sonra da iş hayatına atıldım. Yüksek lisans yaptım, işletme master'ı. Onu da biraz sonra detaylarını anlatırım, ne demek olduğunu. Ve belirli bir dönem profesyonel olarak çalışıp sonra kendi şirketimi kurdum. Yaklaşık 2005'ten beri de Acer Pro devam ediyor. 85 kişilik bir ekibimiz oldu. Yazılım Sanayicileri Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Biraz şöyle üst tarafı da göreyim. Dolayısıyla hani lise dönemlerindeyken yazılım hedefimi, hayalimi kurup o günden bugüne kadar ve bundan sonraki hayatımda hep yazılımın içerisinde olarak devam edecek. Çok güzel. Biraz güdümlü, hedefli olarak hayata başladım ben. Öncelikle bahsettiğiniz birkaç detay öğrencilerimiz için çok kıymetliydi. Çünkü halihazırda salonumuzda olan öğrencilerimizin bir kısmı İstanbul dışında yaşayan ve ikamet edilen insanlar ve burada yatılı olarak okuyorlar. 22 tane toplam yatılı öğrencimiz var bizim. 20 tanesi de İstanbul dışından geliyor. 2 tanesi İstanbul'da ikamet ediyor uzak ilçelerde oldukları için. Şeyi duymak da çok güzel bizim için. Ben de bir meslek liseliyim. Aşağı yukarı aynı dönemlerde klavyeye dokunmuşuz. Bir seneyle beni geçmişsiniz. 92'de ben de hard disksiz bilgisayarlarda disket takarak hayata başladık muhtemelen. Onların zorluklarını da mutlaka arkadaşlara aktaralım. Çok gerçekten sıkıntı çektik. Bilgisayar öğretmeniniz var mıydı mesela? Onu öğrenmek istiyorum hemen bir ara soru olarak. Şöyle Tuzla Teknik Lisesi Turgut Özal zamanında açılmış.
Japon devleti ile Türk devleti ortak kurmuşlar o dönemde. Ben 91 senesinde başladığımda 8 tane Japon hoca vardı bizim hocalarımız eğiten. Birçok malzemelerimiz Japonya'dan geliyordu. Ve 5 tane bilgisayar laboratuvarımız vardı. Hani o dönemden hatırladığım. Ben İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği okuduğumda arkadaşlar bilgisayar yoktu. Koskoca üniversitede bilgisayar yoktu ama lisede bilgisayar vardı. Lisenin eğitimi gerçekten çok kıymetli. Ve özellikle konu yazılımsa lisede çok kıymetli. O yüzden ben şanslı lise öğrenimi gördüm. Ben de Profilo meslekten mezunum. O evet, aynı dönem. Maçka, Profilo, evet. Tuzla, Haydarpaşa. Haydarpaşa, dört tane. Bu dörtlü gerçekten aslında amiral gemisi gibiydi. Tabii. Bilgisayar bölümleriyle ve diğer bölümleriyle. Bizde İngilizce, Fransızca, sizde Japonca. Yani Japonca yoktu. Haydarpaşa'da Almancaydı galiba ağırlık. İngilizce. Şeyde. Ama destek olarak mesela hocalar oradan geliyordu bizde de. O çok kıymetli yapı. Şimdi biz aslında bu yapıyı yazılım lisemizde, kendi okul bünyemizde topladık. Çocuklarımız bilgisayar öğretmenlerinin tecrübelerinin yanı sıra sizler gibi sektörün çeşitli kademelerinde çalışan hem uzman hem yönetici kademesinde bir sürü kişiyle bu etkinlikler sayesinde tanışma fırsatı buluyor. Bir de açıkçası hem İstanbul Sanayi Odası'nın hem de partnerlerimizin bize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kattığı çok şey var. Eğitimler, etkinlikler, okul içi etkinlikleri, okul dışı teknik geziler. Dolayısıyla bunlar öğrencilerimiz için çok kıymetli. Aynı zamanda baktığımızda şimdi siz bu serüveni bize özetlediniz. Bir de işin girişimcilik boyutu var aslında sizin sektöre girişinizle birlikte başlayan ve bence yanılıyorsam lütfen düzeltin. Artık global ortamda da bu girişimcilik serüveni devam ediyor. Orası da çok kıymetli. Yani tabiri caizse sıfırdan başlayıp üstüne koya koya Türkiye sınırlarını da aşıp bir Türk insanı olarak bilişim bölümünde meslek lisesi okuyan, sonrasında üniversite yine burada okuyan, buraya emek verip istihdam yaratan bir insan olarak o tecrübelerinizi belki birkaç senenin sonrasında girişimcilik adımlarını atacak öğrencilerimizle paylaşmanız çok kıymetli diye düşünüyorum. Ya burası çok önemli. Ben burayı biraz daha açarak konuşalım ve mümkünse de interaktif yapalım arkadaşlar. Burada sizin de girişim fikirleriniz olabilir, sorularınız olabilir. Ben burada hani deneyimlerimi mümkün olduğunca açık bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya gayret edeyim. Tabii 2005'te Acer Pro'yu kurduğumda o benim dördüncü şirketimdi. Ben üniversitedeyken de şirket kurmuştum arkadaşlarımla. Bazı şeyleri başarabilmeniz için bazı şeyleri başaramamanız lazım. Başarısızlık başarının temelini oluşturur. O yüzden başarısızlık da aslında bir başarıdır. Çünkü başarısız olduğunuz zaman neyi yapmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz, önlem alıyorsunuz, bir daha yapmıyorsunuz. Ben de Acer Pro'yu kurana kadar 3 tane şirket kurdum. Onlar kimisi işte başarısız oldu, kimisi ortaklardan dolayı sorunlar yaşadı. Ama Acer Pro'yu kurduktan sonra işte o gündür bugündür hani büyüyerek devam ediyor. Buradaki hani benim naçizane önerim, girişimcilik tarafındaki önerim hedeflerinizin olması. Buradaki her bireyin şu an lise herhalde hazırlık 1-2. Hazırlık 9. ve 10. sınıf öğrencilerimiz yazılım lisesinden buradalar. Şimdi sizin yerinizde olduğumda hani iş hayatını bilmediğim için ben ne olsam diye düşünüyorsunuzdur herhalde. Hani biraz empati yapacak olursak. Nasıl doğru hedef kurmalıyım? Ben yazılımcı mı olmalıyım? Yazılımcı olursam ne olurum? Yazılımcı olmazsam başka ne olabilirim? Konularına cevap arıyorsunuzdur. Hani bunları aslında mümkün olduğunca sorarak cevaplayabilirsiniz ya da deneyerek cevaplayabilirsiniz. Neye yeteneğiniz var? Bunu ölçmeniz lazım. Genelde şöyle oluyor. Hani üniversiteye gidiyorsunuz, mezun oluyorsunuz, iş arıyorsunuz. Yüzlerce iş arıyorsunuz, bir tanesi sizi kabul ediyor. Artık o iş neyse orada uzmanlaşarak devam ediyorsunuz. Bu çok hani rastgele olan bir dönem. Ama siz şimdi bu yaşlardayken hedefiniz belli olursa ve bu hedefiniz üzerine, hani hedefi belirlediniz, bu hedefe gidecek adımları planladığınızda bu hedefe ulaşırsınız. Ama bu hedef benim için ya da hani öğrenciler için nedir sorusunu doğru koymak lazım. Benim için hedef burasıdır da, işte sizin için hedef burasıdır ya da burasıdır. Bunları belirleyebilmek önemli.
Burada tabii destekler almak lazım. İşte özel sektörden, kişilerden mutlaka konuşmanız lazım. Üniversitelere gidip konuşmanız lazım. Teknoparklar var. Orada yüzlerce şirketler var. Hani Acerpro gibi. Onlarla konuşmanız lazım. Acerpro ne yapıyor? Biraz da onu özetleyeyim ben. Acerpro sigorta sektörüne yazılım yapan bir yazılım şirketi. 85 kişiyiz yaklaşık. Biz bankaların sigorta yazılımlarını yapıyoruz. Sigortamit duymuşsunuzdur belki, o keçili bir reklam. İnternetten sigorta satın almayı sağlayan bir broker. Onların yazılımlarını yapıyoruz. Bizim müşterilerimiz Sigortamit gibi oluyor. Bizim yazılımlarımızı kullanarak dijitalleşmiş oluyorlar. Aslında sigorta sektörünü dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz var. Bu ürünleri Türkiye'de 70 tane sigorta şirketi var yaklaşık. Bunların 40 tanesiyle çalışıyoruz. İşte bankalara, acentelere, brokerlara bu yazılım hizmetini sağlıyoruz. Şimdi biz sigorta sektörünün yazılımcısıyız. Bir alanda derinleştik, hedeflendik ve bir alanın en iyisi olmaya çalışıyoruz. Ve bunu da sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir alanın en iyisini olmak istiyoruz. Çünkü teknoloji dediğimizde, mesela biz İsviçre'de şirket kurduk 2016'da. Oradaki sigorta sektörüne baktık. Sektör çok teknolojiyi kullanmayan bir sektör. Türkiye'ye göre kıyasladığımız zaman. Türkiye çok daha kıvrak, çok daha yeni teknolojileri kullanıyor. İsviçre hala 70'lerdeki, 80'lerdeki bu AS400 siyah ekranlar dediğimiz ekranları kullanıyor. Baktığınız zaman bize bir fırsat. Hani eski kalmışlar, gidelim dijitalleştirelim, yenileyelim. Keza Amerika 6000 tane sigorta şirketi var. Çok büyük bir pazar. Türkiye'de 70, orada 6000. Biraz pazardan da bilgi vereyim. Türkiye'de 10 milyar dolar sigorta pazar büyüklüğü var. İşte kasko primleri, konut sigortası, DAS primleri böyle baktığınız zaman 10 milyar dolar. Amerika 6 trilyon dolar. Hani böyle çok çok büyük. Şimdi biz de dedik ki hani biz Amerika'ya gidelim ve orayı dijitalleştirelim. Bu teknolojilerimizi orada kullanalım. Ve geçtiğimiz sene itibaren de orada faaliyetleri göstermeye başladık. Avrupa taraflarını biraz durdurduk, Amerika'ya yöneliyoruz. Şimdi bakıldığı zaman Acerpro kişisel hedefler başka, şirketin hedefleri başka. Biz dedik ki sigorta sektörünün en iyisi olalım ve global olalım. Ve şu an hizmetlerimizi Amerika'ya taşıyoruz. Amerika'da büyümeye çalışıyoruz ve oraya gittiğimizde çok ciddi fırsatlar var. Hani bizi çok, teknolojimizi beğeniyorlar, seviyorlar, istiyorlar ve kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla şimdi de Amerika'ya odaklanmak gerekiyor. Amerika'ya özel ekipler kurmak gerekiyor. Ona göre çalışmamız lazım. Acerpro kısaca böyle. Ama yazılım dünyası demek sadece sigorta sektörü değil. Sağlık sektörü var, oyun sektörü var, finans sektörü var, inşaat var. Yani onlarca, belki de yüzlerce. Yapay zeka, mobil uygulamalar gibi alt dallar var. Veya işte çatılar var. Uygulama geliştirebileceğimiz tabii, ya da yöntem kullanabileceğimiz. Türkiye'de de işte teknoparklarda hani yüzlerce de şirket var. Her bir şirketin görevi farklı. Biz sigorta sektörüne görev üstlendik, orada geliştiriyoruz. Ama bu hani her alanı öğrenmeniz, bilmeniz lazım ve önerim her şeyi aynı anda yapamazsınız. Ertelememek gerekir. Hani bugünden karar verirseniz hedefinize o kadar çabuk ulaşabilirsiniz. Genelde şöyle oluyor. Ya ben üniversiteyi okuyayım, sonra bakarım ne olacak dediğiniz zaman 10 sene zaman kaybediyorsunuz. Dolayısıyla şu an hedef koyabilirsiniz. Yani ben çok hani şiddetle önerdiğim, ne kadar erken hedef koyabilirseniz o kadar çabuk iş hayatına hazır olursunuz ve gelişebilirsiniz. Teknoloji dünyasının biraz daha hani önemini bahsedeyim ben. Dünyanın en büyük şirketleri arkadaşlar teknoloji şirketleri. Bakın Microsoft, Apple, Google, Facebook, değil mi? Bunların hepsi işte WhatsApp. Hep şey örneği verirler. Türk Hava Yolları. Binlerce uçağı var. Dünyanın her yerinde faaliyeti var. İnanılmaz derecede maliyetleri var. Ama bugün bir tane WhatsApp Türk Hava Yolları'ndan daha değerli. Niye? Çünkü teknolojiyi kullanıyor. Dolayısıyla hani bizim ülke olarak, bireyler olarak, okullar olarak sektörün, ülkemizin bu ihtiyacını karşılayacak değerler üretecek fikirler, fikirleri girişimlere, girişimleri ülkeye, ülkeden de dünyaya yayacağımız hedefler belirlemeliyiz. İşte girişimcilik ekosistemi de böyle. Yazılımcı olmak zorunda değilsiniz. Ama bilişim alanını bilirseniz çok daha hızlı ilerliyor olabilirsiniz.
Ama yazılımcı olursanız da üretirsiniz. Ama ne olursanız olun en iyisi olun. Ben hep şey derim, hani düğme işi yapın, en iyisini yapın, düğme kralı olun. Yazılım işi yapıyorsanız yazılım, en iyi yazılımcı olun. Proje yöneticisi olabilirsiniz, satışçı olabilirsiniz, dijital pazarlamacı olabilirsiniz. Hani bilişim sektörünün sadece yazılımcılığı yok. Bu işin tasarım tarafı var, oyun tarafı var. Hani birçok alanları var. Dolayısıyla bunların hepsi de birbiriyle tamamlayıcı. Bizim şirkette 85 kişi var. Yaklaşık 40 tanesi yazılımcı. Geri kalanları analist, tester, proje yöneticisi. Hani birçok alanda muhasebesi, İK'sı, birçok alanda uzmanlaşabiliyoruz. Yazılımı satmak için de ekstra bir mesela pazarlamak için tabii. De özel yetenekler tabii. Gerekiyor. Dijital pazarlama, yazılımı bilmeyen, ihtiyacı anlamayan, hani karşının ihtiyacını bilmeyen bir satışçı o ürünü satamaz. Dolayısıyla teknolojiyi bilmesi lazım ki satabilsin. Sizin bahsettiğiniz noktadan bir iki tane soru sormak istiyorum size. Aslında yine çok kıymetli yerlere değindiniz. Şimdi öğrencilerimiz öyle ya da böyle yazılım lisesinde şu an aktif olarak okumaktadırlar. 84 tane öğrencimiz var. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi 3 seviyede sınıfımız var. Şu an bizi duyuyorlar, şu dakika itibariyle bu anı yaşıyorlar. Ah keşke ben seçmeseydim diyen de belki olabilir. Mutlaka İşte biraz daha ileri sınıflarda zorlandıkça biliyorsunuz. Ama çok kıymetli yine bahsettiğiniz bir şey vardı. Zorlana zorlana, hata yapa yapa, tabiri caizse bu tecrübe. Üstüne koya düşe koya, kalka. Düşe kalka, ya. Aynen bir bebeğin işte emekleyerek sonra yürümeyi öğrenmesi gibi daha sonra. Bizim çocuklarımız da aslında böyle yaparlarsa ya da bunu yapabilen insanları yakından tanıyabilirlerse gerçekten işte bu buluşmalar onlar için büyük fırsat. dolayısıyla çok kıymetli olacağını ben de destekliyorum bir eğitimci olarak. İki sene sonra üniversiteye gitti diyelim üst sınıfımız. Girdiler, birinci sınıftalar, yazılımla ilgileniyorlar. Ya ben bir startup projesinde bulunayım, birkaç arkadaşla bir şey yapayım. Önce yurt içinde, sonra yurt dışında ya da direkt yurt dışına da olabilir. Sonuçta çocuklarımız sizin de çok iyi bildiğiniz gibi İngilizce eğitimlerinin de hazırlık sınıfıyla başlayıp yabancı öğretmenlerle de desteklenip ilerletmeye çalışıyorlar. Burada anahtarlar ne? Yani bu girişimcilik olayı, işte biraz önce bahsettiğimiz teknokentlerdeki destekler, yani bir kuru üniversite öğrencisi ya da birkaç tane öğrenci yani bu işten korkmalı mı? Ya da bizim ülkemizde de oldukça fazla örneği var. Siz zaten burada canlı örneğisiniz karşımızda. Bu ortamların içinde olup bu kadar ilerleyebilmiş ve büyüyebilmiş ve istihdam yaratmış bir insansınız. Buradaki anahtarlar neler? Öğrencilerimizle paylaşabileceğimiz. Şimdi aslında bir diğer örneği de Digimondi. Lisenin içerisinde bir girişim örneğidir. Ve çok da başarılı bir şekilde bir örnektir. Çünkü hem ülkemize hem 5 ülkeye de faaliyet gösteriyorlar. Yaklaşık 8 sene oldu galiba değil mi? Bu şeyler başlayalı. Türkiye'de ilk defa, belki de Avrupa'da ilk defa, belki de dünyada ilk defa bir lisede böyle bir girişim var ve bu hizmetleri sunuyor. Ben örneğini görmediğim için söylüyorum. Ben de rastlamamıştım. Evet. Dolayısıyla hani bir girişim nasıl kurulur? Hani en yakınızda hani İsmail hocamızla da görüşerek, hani öğrencilerle de, çalışanlar, arkadaşlarla da görüşerek bunu öğreniyor olabilirsiniz. Girişimcilik, hani azim, sorumluluk, sabır, gayret, çaba, gece gündüz çalışmak demek girişimcilik. Ben 47 yaşındayım. Hala neredeyse 18 saat çalışıyorum ama keyifle çalışıyorum. Niye? Çünkü kendi işim. Ve bizim yaptığımız çalışmalar, ürünler bir yerlere fayda sağlıyor. Birileri kullanıyor. Bunu görmek çok gurur verici. Bir insan hani yaptığı yazılımı, geliştirdiği teknolojiyi kullanılırsa, kullandırılırsa çok mutlu oluyor. Biz de onu yaşıyoruz aslında. O bizi sürekli diri tutuyor ve çalışıyoruz. Tabii bunun sonunda da para da kazanmamız lazım. Hani para da giderlerimiz oluyor, giderlerimizi karşılamamız lazım. Çalışan arkadaşlarımızın mutlu çalışması lazım. Mutlu bir ortam olması lazım. Tüm bu dengeleri bir arada çalışılan bir sistem. Ben şirketimi MBA yaptıktan sonra, yani işletme master'ı yaptıktan sonra kurdum. Çünkü sadece bilgisayar mühendisliği, yazılımı bilmek girişimciliği yapabilirsiniz anlamına gelmiyor. Yani olayın ticari boyutunu kavrayıp tabii, bunu da tabii. Hayata geçirmek çok önemli. Çünkü tabii. Devamlı başladınız, battınız, geri gittiniz. En sonunda yılabilirsiniz, sektör değiştirebilirsiniz ya da kaybolup gidebilir tabii. Bu girişim ya da oluşum. Hani
Bir girişimin bir üretim tarafı vardır. Fikri üretim tarafı. Satış pazarlama tarafı var. İşin muhasebe finans tarafı var. Hukuk tarafı var. İK tarafı var. Bir girişimcilik yöneticisi bunların hepsini bilmesi lazım. Bir işletme bölümleri de bunları öğretiyor. Bir işletme nasıl kurulur? Nasıl idare edilir? Nasıl yürütülür? Bunları öğreniyorsunuz. Ben bilgisayar mühendisliği üzerine işletme master yaptım. Sonra şirketimi kurdum. İyi ki de öyle yapmışım. Hani şey biraz daha genişlemiş oldu. Şimdi tabii bir de hani işletme master yapmanız gerekmiyor. Girişimcilik eğitimleri aldığınızda bunların hepsini öğreniyorsunuz aslında. Şu an Udemy'den, internetten birçok eğitimleri hızlı bir şekilde alarak bu eğitimlere ulaşabilirsiniz. Bir de denemeniz lazım arkadaşlar. Bisikleti kullanarak düşmeden öğrenen var mı bisiklet? Mutlaka düşerek öğreneceksiniz. Girişimde böyle bir şey. İki tane fikriniz olacak. Bunlar başarısız olacak ama üçüncüyü başaracaksınız. Beşinciyi başaracaksınız. Ya da ilkinde başarılı olacaksınız. Hani girişimcilik o yüzden herkes yapamayabilir, herkes girişimci olamaz. Ama girişimin bir parçası olabilirsiniz. Üç arkadaş, beş arkadaş bir arada da yapabilirsiniz. Ama hani şu dönemlerde, bu yaşlarda bunları geliştiriyor olmanız son derece etkili olur. Ben sizin yaşınızda olsam ne yapardım diye sorduğumda hani şirketlerin iş hayatının ne olduğunu öğrenmeye çalışırdım. Kendimi buna göre geliştirmeye çalışırdım ve hedeflerimi belirlerdim. Ve bu hedeflere göre de mutlaka giderdim. Bir de kendime bir mentor bulurdum mutlaka. Hani sorduğum zaman cevap alabileceğim, aklıma gelen her tür soruları sorabileceğim bir mentor bulurdum. Ya da mentorlar bulurdum. Ülkemizde girişimcilik ekosistemi yeni yeni gelişiyor. Hani Amerika'ya göre kıyasladığımızda çok daha gerisindeyiz ama şu an hızlanmaya başladı. Teknoparklar bu işin öncülüğünü yapıyor. Türkiye'de yaklaşık 100'e yakın teknoparklar var. Biz de Yıldız Teknopark'tayız. Türkiye'nin en büyük teknoparkı. Burada bir fikriniz olduğu zaman teknoparklar sizi destekliyor. Ücretsiz kira ofis veriyor. Mentorluk yapıyorlar. Çeşitli katkılar, teşvikler oluyor. Teşvikler oluyor. İstihdam yaptığınız zaman yine galiba bu teşvikler artıyor tabii, yanlış mı biliyorsam. Tabii. İşte yurt dışına satış yapacağınız zaman ekstra teşvikler oluyor. Yeter ki bir şey üretin, yapmaya çalışın. Devlet bu anlamda girişimcilerin yanında. Şimdi araya İsmail Hocam'dan Digimondi ile ilgili bir belki hala duymayanlar vardır okulumuz öğrencisi de olsa. Bir bilgilendirme alalım sonra şey rica edeceğim. Ben girişimciyim. Şöyle de bir fikrim var. Fatih Bey de burada bir sonuçta firma sahibi ve istihdam eden pozisyonda. Oradan da şuraya bağlayacağım konuyu. İki tane öğrencimiz size geldi. Fikirleri var. Bir şekilde buluşturduk sizi. Sizin böyle genç insanlara bakış açınız ya da yakın zamanda böyle bir hikayeniz oldu mu? Okulumuz zaten buna canlı bir örnek. Önce onu İsmail Hocam'dan rica edelim. Ondan sonra çocuklardan da birkaç tane fikir duymak istiyorum. Yani sonuçta bu etkinlikleri sizler için yapıyoruz. Biz bir araya gelip gayet rahat bu işin içindeki insanlar sohbet ediyoruz. Gayet de keyifli oluyor bizim için ama buradaki birikimi sizlerle buluşturmak bu işi yapma sebebimiz. Bundan da sapmadan programı sürdürelim istiyorum. İsmail Hocam buyurun lütfen. Evet, şimdi Digimondi ile ilgili bilgi vermeden önce Fatih Bey ile ilgili ben söylemediği konular hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Fatih Bey'i daha iyi tanımanız için. Fatih Bey ile bizim tanışmamız aslında 2013'te oldu arkadaşlar. Zaman zaman bazılarınıza anlattığım da oluyor bu konuyu. Yüksekova'da görev yaparken öğrencilerimize bir yurt dışı projemiz vardı. Onlarca firmaya mail attık, aradık. Dönüşler almaya çalıştık. Yani çok zor. Yani Yüksekova'dan İstanbul'daki firmalara ulaşmaya çalışıyoruz. Fatih Bey dönen iki firma vardı. O dönen firmalardan birisiydi. Sağ olsunlar mailimizi ciddiye alıp ya biz sizi ağırlarız. Mutlaka gelin dediler ve biz o günden itibaren Fatih Bey'de bir şey oluştu aslında, bir kontak oluştu. Geldik İstanbul'a, bizi çok güzel ağırladılar. Aradan iki sene geçti. 2015 yılında ben İstanbul'a geldim. İşte tekrar bir proje oldu. Fatih Bey'e geldik. Aklıma geldi tekrar. Ya böyle bir Acer Pro diye bir şirket vardı İstanbul'da. Fatih Bey vardı orada. Bizi çok güzel ağırlamıştı. Acaba bu ev yaptaydım, yani şu an bizim okulumuzdayken. Tekrar gidelim dedik. Tanıdı bizi. Çok güzel ağırladı. Aslında bu şu anda içinde bulunduğumuz bu ortam olsun. Digimondi olsun.
Hepsi, yani ben hep böyle, yani örüntüler tabii sonsuz kurulabilir ama hep şöyle diyorum, her şey bir maille başladı diyorum kendimce. Yani ben o gün şöyle düşünüyorum, hani hiç bir şey yapmayıp, ya zaten kimse dönüş yapmıyor, niye atayım, yapamıyoruz, olmuyor deyip pes etseydik belki olmayacaktı. Yani inanmak gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor bir şeyler için. Biz başladık 2016 ya da 2017'ydi, protokole döndürdük. Onlarca toplantı, onlarca görüşmeler oldu. Neyi hayal ettik? Nitelikli mezunlar yetiştirmeyi, bu işi gerçekten lisede öğrenmek üzere çocuklar yetiştirmeyi hayal etmiştik. Ki Fatih Bey'in de zaten ifade ettiği gibi meslek lisesi mezunu olduğu için her zaman meslek lisesinde bu işin öğrenilebileceğine ve yapılabileceğine inanmıştı. Bizim de hedeflerimizle, ideallerimizle aynı doğrultuda olduğu için zaman zaman bizde ufuklar açtı verdiği fikirlerle. Çünkü bir öğretmenin sınırları bazen kendi okulu olabiliyor ama Fatih Bey'le bu tanışmamız bizi bambaşka boyutlara getirdi arkadaşlar. Nereye vardık peki? Yüzlerce öğrenci yetiştirdik. Çoğu şu anda Fatih Bey'in ve şirketinin verdiği destekler doğrultusunda. Çoğuyla da görüşüyoruz. Hatta bir kısmı Acer Pro'da istihdam ediliyor halen, devam ediyorlar. Biz her zaman Fatih Bey'in yine konuşmalarında belirttiği gibi hedef koyma, hedef üzerine ilerledik. Yani biz öğrencilerimizi yetiştiriyoruz ama daha iyisini yapmalıyız, daha ileri bir şey yapmalıyız derken okulda bir ofis açma fikri doğdu. Daha Digimon'da ortada yokken okulda bir ofis açıldı. Bu ofiste de yine Acer Pro bize sağ olsun her hafta destek oldu. Bir sonraki boyutu da artık bu ofisin kendi başına var olabilmesiydi. Ve Digimon'da öyle doğdu. Digimon'da'nın ikinci senesini bitiriyoruz. Üçüncü senesine giriyoruz. Çok da fazla uzatmadan hani şunu söylemek isterim. Şu an geldiğimiz noktada 5 ülkeden fazla sürekli gelişiyor aslında. 5 ülke değil sadece. 5'ten daha fazla ülkeye hizmet veren bir yapıya dönüştürdük Digimon'da'yı. Ve biz bu yapıda şu anda 6 kişiyi istihdam eder duruma geldik. Yani bizzat bizim yetiştirdiğimiz çocuklar da içerisinde olmak üzere sigortalı, maaşlı çalışan haline geldiler. Kendi öğrencilerimiz. 20 kişilik bir ekip. Geçen seneye göre %800'lük bir büyümesi var. Yani bu büyük bir rakam. Yani şuraya dikkatinizi özellikle çekmek isterim. Profesyonellerle yola çıkmıyorsunuz. Kendi yetiştirdiğiniz deneyimsiz, tecrübesiz insanlarla yola çıkıyorsunuz. Kendi öğrencileriniz, yani sizden sadece birkaç yaş büyük çocuklarla yola çıktık biz 17-18 yaşındayken. Şu anda gelinen noktada 100'den fazla müşterisi olmuş yurt içi yurt dışı. Başarılı hizmet vermeye devam ediyor. Hatta bunun farklı okullarda da uygulanması için Kalkınma Ajansı projeleri kabul edildi. Orada da çalışmalar yapılıyor. Hem çevresine hem de öğrencilerin örnek olan bir proje ortaya koyduk. Ben hatta Fatih Bey'le de bu yılın sonunda bir görüşme yapacağız zaten her sene olduğu gibi. Bir sonraki hedefimiz ne olacak? Çünkü durmamamız lazım. Her sene üzerine bir şey koymamız lazım. Yani bir şeyi sürekli şey olduğu zaman, aynı yerinde olduğu zaman ilerleyemezsiniz. Her zaman bir üst hedef olması gerekiyor. Zaten Fatih Bey'le de yakın konuşuyoruz bu konuları. Bakalım Digimon'un bir sonraki hedefi ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Fatih Bey'e tekrar çok teşekkür ediyorum. Her zaman şöyle bir sözü söyler. Bilginin zekatı diye. Gerçekten bunu hakkıyla her zaman uyguladı ve yapıyor, devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum hem sizler adına hem kendi adıma. Yani öğretmenlik hayatımın yarısından fazlası, %60'ı, %70'i Acer Pro Fatih Bey ve projeler o şekilde geçti. Burada da Fatih Bey'in büyük emeği var. Böyle özetleyebilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok kıymetliydi bu deneyimi paylaşmanız öğrencilerimizle. Sonuçta öğretmenleriniz belli bölümlerden mezun olup karşınıza kendi alanlarında çıkıyorlar. Ama sizleri yetiştirebilmemiz için piyasadan kopmamamız gerekiyor. Günceli mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Şu an benim de bulunduğum pozisyon sizleri anlamayı gerektiriyor. Yani biz
sizleri anlamazsak, sizlerin karşısına güncel bir şekilde çıkmazsak, illa yazılım olarak bakmayın ya da bilişim teknolojileri alanında bir şey yapmaktan kastım yok. Dolayısıyla o senkronizasyonu sizlerle yakalayıp güncel bir şekilde sizlere deneyimlerimizi aktarmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok dinamik ve farklı bir nesilsiniz. Bizlerden çok farklı düşünüyorsunuz. Zaman zaman çok zorlanıyoruz. Siz de genç çalışanlarınızı belki istihdam ederken ya da ekibe yeni insanlar katarken, onları seçerken de zorlanıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu iş bizim aklımızda, kafamızda. Yani sizi birinci sıraya, en öne ya da işte bir çemberin ortasına konuşlandırıp ona göre hareket etmeye çalışıyoruz. Burada da varmak istediğim nokta son olarak şudur. Kendini insan bir şey yapamaz, kıymetsiz olarak görmesi ya da işte kendine o güvenin olmaması aslında onu hedefine ulaşmasından alıkoyan çok önemli bir bariyer oluyor. Dolayısıyla bizler için kıymetlisiniz. Hocam çok güzel şeylerden bahsetti ve tamamen bunlar sizleri geliştirmek adına yapılıyor. Yoksa biz profesyonel olarak bir yerlerde çalışabiliriz, öğretmenlik yapmayabiliriz. Fatih Bey bu işbirliklerini üniversitelerle yapabilir, çok daha böyle kalifiye çocuklara hızlıca ulaşabilir. Bu gerçekten önemli bir model. Bizim okulumuzun da hem bu işte ilk hem de öncü olması hem de bir rol model olması gerçekten çok kıymetli. Bunları lütfen kafanızdan çıkarmayın diyorum. Size ben bir küçük sözü vereyim, sonra da sizlerden fikirleri olanlardan artık duyalım. Fatih Bey yakalamışken bakalım biraz neler geliyor sizden. Buyurun. Lise döneminden hatırladığım bir anekdot var, onu paylaşayım ben. Bizim hocalarımız derlerdi ki lisedeki imkanlar hiçbir üniversitede yok derlerdi. Ben de derdim ki ya hani bilmiyoruz çünkü. Hani üniversiteleri bir hayal, neresi olduğunu da bilmiyoruz. Kendime göre bir takım hayallerim vardı. Ben İstanbul, hani bizim 5 tane bilgisayar laboratuvarı var. 150 tane bilgisayarımız vardı lisede. Robotlar yapıyorduk. Hani her şeyimiz böyle inanılmaz derecede hedeflerimiz vardı o dönemlerde. Ben üniversiteye gittim. Bilgisayar mühendisliği. Ben bir hafta üniversitenin içinde bilgisayar arıyorum. Yok. Yok yani, bir hafta yok. Dedim ki herhalde yanlış yere geldim. Ben lisede aldığım eğitimi üniversitede üzerine çıkaramadım arkadaşlar. Hani bu anekdotu size özellikle anlatmak istedim. Şu an bulunduğunuz imkanlar, yine aynı şeyi söylüyorum, çoğu üniversitede yok, olmayacak. Çünkü bizim bu işbirliği yaparken şöyle bir vizyonla çıktık ortaya. Üniversiteden mezun olan bir öğrenci nasıl mezun olmalı? Buna göre müfredatlar belirlendi. Nasıl belirledik onu da? Mezun olan birisi gelsin, bir yazılım şirketinde çalışabilsin, Agile Pro'da çalışabilsin, buna göre eğitim alsın, buna göre kendini geliştirsin, mezun olan gelsin burada çalışsın. Üniversiteye yani mutlaka gitmek gerekiyor ama yazılım için gitmenize gerek yok. İşletme okuyabilirsiniz, üzerine katkı sağlayabilirsiniz ama hani konu yazılımsa bu lisedeki eğitim arkadaşlar yeterli. Çoğu üniversitede, hani bazı üniversiteleri hariç tutuyorum, çoğu üniversitede bu eğitimler ve bu imkanlar yok. Çünkü biz üniversite mezunlarıyla mülakat yapıyoruz. Bomboş. Boş mezun oluyorlar ve bir şey öğrenemeden çıkıyorlar. Üniversite mezunu olan birisi bile gidiyor bilgi adamdan, bilişim eğitimden eğitim alıyorlar. Ondan sonra yazılımı öğrenebiliyorlar. Dolayısıyla hani buradaki eğitim imkanlarını mutlaka hani bir kere daha düşünmenizi öneririm özetle. Bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi atölye gerçekten inanılmaz bir hayal kırıklığı yaratıyor sizde bu geçişi yaşayınca. Aynı şeyi aynı dönemin aşağı yukarı insan olarak ben de gittiğimde yaşamıştım. Sonra bir kademe ötesini de yaşadım, onu da paylaşayım. Marmara Bilgisayar Öğretmenliği mezunuyum ben. 2002'de işe başladım. Bir sene özel sektör var 2001'de mezun olduktan sonra. Gittim, atandım okula, devlet okulu, işte imkanlar kısıtlı. Sizlerin sanayi odası tarafından sağlanan işte o çeşitli özellikler ve destekler var, ne var? İşte herkesin bir dizüstü bilgisayarı var şu an bu salonda. Yani ekstra bir çaba ailenizin ya da sizin harcamanıza gerek yok. Doğal zaten her ortamda çalışma yapabileceğiniz bir altyapı size sunulmuş durumda. İşte materyaller aynı şekilde, bu kurulan ortamlar, iş birliktelikleri.
Üniversiteye derse başlayacaktım. İşte orada ders vermem durumu ortaya geldi. Bilgi Üniversitesi'nde gittim. Baktım atölyeler inanılmaz. Ya ben dedim bilgisayar bölümünde lisede okudum. Aynen benzer bir ortam bizde de vardı. Gerçekten çok ileriydi, çağın ilerisindeydi atölyelerimiz. Üniversitede büyük bir hayal kırıklığı. Yani en teknolojik alet tepe gözden bozma data show cihazı denilen projeksiyonun eski versiyonları. İşte bir araştıran olur belki merak eden. Sonra Bilgi Üniversitesi'nde bana 8 tane atölye verdiler. Hepsi son sistem, internetlerinde bir kısıt yok. Bütün makineler çalışıyor. Mouse'ları, klavyeleri, düğmeleri yerinde. Yani koca koca monitörler falan. Dedim ki yani bizim hocalar ne kadar zorlanmışlar bizleri eğitmeye çalışırlarken. Çünkü o eğitimciyi de bir motive ediyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz şeyler şu an sizin için gerçekten sınırsıza yakın. Ve bir sürü akranınızdan bayağı ileridesiniz aslında. Bizim ricamız bu vizyonlarımızı sizlerle paylaştıktan sonra içinizdeki o kıpırtıların, zihninizdeki düşüncelerin artık ortaya konup harekete geçmesi. Yani enerjinin şeklini dönüştürmeniz. Onun için şu an müsaadenizle sizlere söz vermek istiyorum. Bu girişimcilik hikayesi çok önemli. Bir şeyleri becerme hikayesi çok önemli. Arkadaşlarımız mikrofon paylaşacaklar. Konuşmak isteyen bir isim, soyisim ve sınıf seviyesini söyleyerek bu konuyla ilgili önce başlayalım. Daha sonra başka sorularınız varsa da onları da Fatih Bey'e yöneltelim. Evet, buyurun, bu girişimcilikle ilgili konuşmak isteyen arkadaşım veya aklımda benim bir fikrim var Fatih Bey. Bu nasıl hayata geçer diyen yok mu hiç? Veya böyle, ben biliyorum aranızda böyle arkadaşlarım var. Çekinmenize gerek yok. Buradan fikirlerinizi çaldırmayız. Gerekirse patent tescil, marka tescili işine gireriz. YouTube'da da yayınlanacak gerçi bu yayın ama. Evet, var mı söz almak isteyen? Dinleyelim. Evet, Alp, mikrofonu beklersen. Ben Alp Murat Kayfeci, yazılım bölümünde 9. sınıf öğrencisiyim. Benim sadece bir girişim fikrim var. Hani fazla önemli veya iyi bir fikir olduğunu kabul etmiyorum veya inandırmak istemiyorum. Sprey boya otomatı. Hani ben sokak sanatçısıyım. Rastgele bir iş yaparken boyam bitiyor ve bir parça yarım kalabiliyor. Ya yapamıyorum veya kullanmam gereken kapak tıkanmış oluyor. Ve böyle durumlarda bir parça yarım kaldığı zaman çok sinir bozucu oluyor. Çünkü doğru ortamı yakalamak çok zor. Belki etrafta insan olacak, insanlar olacak, engel olacak veya hani insanlar anlamayacak. O yüzden bence sprey boy otomatı veya benzeri bir şey çok kullanışlı olabilir bizim gibi insanlar için. Benim böyle bir fikrim var. Bunu geliştirmek için neler planladın? Onu da paylaşırsan, yani hani böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin? Sonra Fatih Bey'den deneyimleriyle ilgili bilgi alalım. Bakalım o nasıl yaklaşacak senin bu fikrine. Önce sokak sanatı ülkemizde vandalizm olarak geçtiği için öncelikle böyle bir karar için hani meclise herhalde başvurmam gerekiyor. Hani bunun vandalizm olmadığını veya... Sen sprey boya konusundan devam et bence. Evet. Yani o yüzden hocam hani... Tamam, problem yok. Yani bu herhangi bir şeyin otomatı da olabilir. Yani su da olabilir o otomatın içinde. Şarj istasyonları var biliyorsun. Önce evet. Telefon şarjları oldu. Şimdi elektrikli araçlar var. Benzin istasyonlarının yerini alacak. Yani herhangi bir şeyin otomatı ama teknolojik. Mesela bir uygulama geliştirmeyi düşündün mü? Mobil uygulama. O konularda yani yazılım tarafında veya bu işte internete bağlı olacak. Onu nasıl besleyeceksin? Bu tarz şeyleri düşündün mü? Hayır, daha o kısma girmedim. Çünkü başta düşündüğüm zaman çok saçma bir fikir gibi geliyordu. Hani hayal gibi. Rastgele gidip mesela boyam bittiği zaman bir yerden hiçbir soru sorulmadan boya alabilmek. Ama hani herhangi bir yazılım veya teknolojik kısmını düşünmedim bu fikrin. Tamam. Şimdi aslında çok güzel bir sorun tespit etmiş. O sorunda bir çözüm düşünmüş. Çözüm düşünmüş. Çözüm geliştirmemiş henüz. Şimdi bunun bir girişim olabilmesi için şunların yapılması lazım. Bu arada çok güzel bir fikir. Hani dünyanın her yerinde de olabilir. Tebrik ederim. Şimdi bunu yapabilmek için bir otomat geliştirilmesi lazım. Hani bu sprey boyaların çalıştığı hani otomatlar var mı? Bunların bir pazar payı bakmak lazım. Sen bunu koydun otomatı da ne kadar satılacak? Senin gibi kaç tane var Türkiye'de? Bayağı var. İşte. DSK'yi hiç duydunuz mu? Efendim? DSK. Yok. 2002'den beri Türkiye'nin her yerinde grafiti yapan bir grup. Yok, çok hatta güzel. Mutlaka buraya gelirken vardır. Bile ben 6 tane falan DSK grafitisi gördüm.
köprü altı olduğu globalde de bahsettiğiniz gibi bu yaygın. Yani bir de şey düşünmemek lazım. Yani bu hani ille duvarlara bir figür yapmak ya da köprü altlarında bir şeyler yapmak, bir yerlerde çalışmak değil. Bu sonuçta sanat tarafından bakıp bir ihtiyaca yönelik eylem olarak düşünelim biz bunu. Şimdi bu hani benim de kişisel olarak ilgimi çeken bir konu, çok güzel bir konu. Ama hani yaklaşım şeyi şu olmalı. Bir, hani bunu geliştirmek için ne yapman gerekiyor? Ne kadar bütçe ayırman lazım, ne yapman lazım? Geliştirdin, bunu ne kadar satabilirsin, ne kadar gelir elde edebilirsin? Bu masrafını karşılar mı, karşılamaz mı? Girişimcilik böyle bir şey. Girişimcilik kar elde etmen lazım. Satıştan para kazanman lazım. Bir de çok önemli, şirket değerini arttırman lazım. Birisi gelip seni yatırım yapıp hani geliştirebilmesi lazım yatırımcılar. Günün sonunda da exit yapman lazım. İşte 50 milyon dolar paraya satıp şirketi bir sonraki girişimlerine bakıyor olman gerekiyor. Girişimcilik dünyası böyle bir şey. Fikir geliştiriyorsun, para kazanıyorsun, şirketini yatırımcılar alıyorsun, daha çok geliştiriyorsun, globalleştiriyorsun, exit yapıyorsun. Bunun çok örneği var. İşte yemek sepeti örneği gibi. Birçok hani oyun sektöründe biliyorsunuz, portallarımız var. Yani çok tabii. Uluslararası firmalar tarafından satın alınan, tabii. Yani herkesin alışveriş yaptığı online pazar yeri dediğimiz platformlar var. O yüzden hani bu girişimciliğin en önemli şeyi değer üretmek ve para kazanmak. Yani bu fikrini düşünürken sorunu tespit etmişsin, ihtiyacını belirlemişsin ama bunu ticarileştirmek için yapman gereken çalışmalar var. Teşekkür ederiz Alp sana. Evet, başka soru varsa alalım. Önce Bilge Kağan'la başlayalım. Daha sonra Taha ile devam ederiz. Merhaba, ben Bilge Kağan Erdin. 9B'te öğrencisiyim. Bu okulda ikinci sınıfım. İlk öncelikle zamanınızı ayırdığınız için tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Soruyla karşılıklı bir fikir önerim olacak size. Biliyorsunuz ki artık bu dünyada Metaverse ve yapay zeka çok ileri gitmeye başladı biliyorsunuz ki. Ve ben de bu sektörde biraz bilgim var. Ben de oyun yapıyorum. Bir tane oyun grubum var. Oradan da yapay zekaya bağlı bir karakter şey olsun. İşte yapay zekaya bağlı karakter hareketler olsun. Bu konularda biraz bilgim var. Şöyle bir şimdi size bir sorum olacak. İlk önce şirketinizde bir yapay zeka ve bir metaverse teknolojiyle alakalı bir şeyiniz var mı? Bir projeniz? O alanda uzmanlığımız yok. Hı-hı. Ama hani sigorta sektöründe metaverse nasıl kullanılabilir? İşte sigorta teknolojileri deniyor, InsurTech deniyor. Hı-hı. Benim ikinci şirketim InsurTech Hub. Dünyanın 8. InsurTech Hub'ıyız. Türkiye'de kurduk. Orada da bu tarz teknolojileri geliştiren startuplara destek olmaya çalışıyoruz. Mentorluk yapmaya çalışıyoruz. Orada hani şirket Acar Pro'nun bilgisi yok ama InsurTech Hub'da bu konuya bilgilerimiz var. Bu konunun mentorları var InsurTech Hub'ın içerisinde. Sektörü bunları sunmaya çalışıyoruz. Şimdi dediğim gibi artık siz konuşmanın başlığında bahsetmişsiniz. Artık bir yarışma halinde bir şey var. İsviçre örneği mesela. Orada teknolojinin daha az kullanıldığını bahsettiniz. Benim şöyle bir fikrim var size. Yapay zekaya bence, yani siz daha iyi biliyorsunuz tabii ki de ama yapay zeka ve metaverse'ü bence gerek sigorta gerek farklı alanlarda da bir artık bu teknolojiye girmenizi öneriyorum. Çok doğru. Bir şeyi düzelteyim. İsviçre'de teknoloji az kullanılıyor değil de sigorta sektöründe. Doğru. Ve finans sektöründe az kullanılıyor. Komplese ülkeyi şey yapmayalım, kötülemeyelim. Dünyanın başkenti neredeyse. Yapay zekanın sigorta sektöründe kullanım alanları, o use case diyoruz onlara, çok fazla. Hani disruptive teknoloji dediğimiz bir şey var, bir kavram var. Bunları yıkıcı teknoloji, disruptive. Ne demek? Hani bir şeyi, hani mesela at arabasından işte normal arabaya geçildi ya mesela, bu bir disruptive'dir. İşte ne bileyim, telefon, ev telefonlarından cep telefonuna geçildi ya, bu bir disruptive'dir, yıkıcı teknolojiler. Hani eskiyi unutuyorsunuz, yepyeni bir şey geçiyorsunuz. Ev telefonları kalmadı değil mi mesela şimdi cep telefonlarına? Radyodan dolayı televizyona geçmek gibi. Evet, gibi. Dolayısıyla yapay zekada sigorta sektöründe olduğu gibi birçok sektörde de bu etki yaratacak. Bu konuda InsurTech Hub'ın bir komitesi var. Üniversitenin de komiteleri var. Bu çalışmalar yapılıyor. Bu yapay zekayı sunan teknoloji şirketlerini, startuplarını bir sigorta sektörüyle buluşturmaya çalışıyoruz. O InsurTech Hub kimliğiyle. Keza Metaverse, Blockchain. Mesela Blockchain bambaşka bir teknoloji, biliyorsunuzdur. Blockchain içerisinde bir
smart contract diye bir olgu var. O sigorta sektörünü tamamen hani disrupt edecek bir teknoloji. Çünkü artık kağıtlarda poliçe kalmayacak. Smart kontratlarla poliçeler yürütülecek, yönetilecek. Mesela bambaşka bir gelişim olacak. Aslında şu an hali hazırda bütün firmalar zaten o hizmeti veriyor. Yani dijitale geçiyor. Fakat basılıdan da devam eden var. Bu da kaçınılmaz bir son. Aslında belki de kağıt ortamı uzatmaları oynuyor gibi sizin sektörde. Tabii tabii, kesinlikle. Çok örneğini anlatabilirim. Birkaç tane şeyler örnek var anlatayım. Bir de ben katkı yapayım. Yanılıyorsam düzeltin. Mesela işte Sigortam.net gibi portallarda botlar var. Bunlar sonuçta sizi karşılıyor. Gerçek insanlarla da görüşebiliyorsunuz chat ama botlar, chatbotlar. Size mesela bazı temel bilgileri girdiğiniz zaman her ortamda olduğu gibi sigorta sektöründe de bir inceleme sonrası işte genel merkeze datalar gidiyor. Ondan sonra bir risk durumunuz ortaya çıkıyor. Prim durumunuz ortaya çıkıyor. Aslında dijital ortamda çok kolay bir şekilde online poliçe yapabiliyorsunuz. Bir örnek mesela DASK. Çok standart bir şey. Bir ev için deprem sigortası ya da bir araba için trafik sigortası. Ya bunlar için aslında karşıda bir satıcıya ihtiyacınız yok. Bir portaldan çok kolay bir şekilde belli bilgileri yapıp ödeme adımında işlemi gerçekleştirdiğinizde zaten mailinize PDF olarak poliçeniz düşüyor. Artık ruhsatların arasında herhalde şey kalmadı. Yani kasko şu bu. O kağıt ortamı aslında burada bitmiş oldu. Dolayısıyla bir sürü alanda benim hani naçizane bilgim doğrultusunda sigorta sektöründe de olduğu gibi yapay zeka kullanılıyor. Bunları ileri nasıl taşıyabiliriz? Belki orası düşünülebilir. Bir tavsiye de aslında olabilir. Hazır Fatih Bey bu sektörde bizim okulumuzda işbirliği var. Sen bununla ilgileniyorsun. Belki bazı fikirlerini detaylandırıp daha spesifik bir görüşme olabilir mesela ilerleyen zamanlarda. Çok mutlu olurum. Seninle görüşelim mutlaka. Ne yapabiliriz? Çok bunları mutlu olurum. Değerlendirelim. Merak ediyorum çünkü sen neler yapıyorsun, neler yapmak istiyorsun. Bu konuda hani benim bildiğim kadarıyla ben yönlendirebilirim. Ya da destek olacak başka arkadaşları da bulup yönlendirebilirim. Tamamdır. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Aslında bu işbirlikteliklerinin en güzel yanı, çok güzel bir şey yine vurgu yaptınız. Siz sonuçta senelerdir bu sektördesiniz ama yani bizim yazılım, bilişim dünyası ya da bilgisayar dünyası çok geniş ve çeşitli etkinliklerle herkes hem yönetici hem çalışan bazda birbiriyle tanışıyor, kaynaşıyor, görüşüyor. Yani herkes networkçi olacak, herkes softwareci olacak, herkes işte AI tarafından ilerleyecek ya da işte blockchain tarafından ilerleyecek diye bir şey yok. Yani bu globalde de çok fazla insana ulaşabiliyoruz artık. Kaçınılmaz bir durum. Dolayısıyla şeyden çekinmeyin. Yani işte karşımdaki robot yapıyor. Sadece robot konuşur. Öyle bir şey yok. Ya da yapay zeka ile ilgileniyor ya da firması o yönde ilerliyor. Ya da işte Fatih Bey sonuçta bir bilgisayar mühendisi olarak aslında baktığınızda eğitimi ve bir meslek lisesi bilgisayar yazılım bölümü sonrasında bilgisayar mühendisliği kültüründen, disiplininden çıkmış. Bu eğitimle ilerlemiş bir insan. Sonra işte ticari kısımları halledebilmek. İşte eğitim bitmiyor maalesef. Öyle bir durum var. Hani yaş işte itibariyle ben tamamım, üniversiteyi bitirdim. Diyelim ki İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yazılım Bölümü. Neyse kazandınız. Orada iş bitmiyor aslında. Büyük ihtimalle yeni başlıyor gibi. Yani çünkü bu öğrenmek hayat boyu devam eden bir şey. Genişlemek de aynı şekilde. Bunları da ben araya eklemiş olayım. Şimdi bizim alan sürekli yenileniyor, yeni bilgiler çıkıyor. İşte yapay zekanın en çeşitleri çıkacak bir sürü. Önümüzdeki dönem daha farklı şeyler çıkacak. Bir sonraki sene daha fazla şey çıkacak. Bizim alanda 6 ay uzaklaşın, körelirsiniz, sıfırlanırsınız, resetlenmiş olursunuz, sıfırdan bir daha başlarsınız. O açıdan sürekli kendinizi böyle güncel tutmanız lazım. Sürekli eğitiyor olmanız lazım. Hani herhalde 70 yaşına da gelsek bitmeyecek bizim bu eğitim şeyimiz. Çünkü hep yeni şeyler çıkacak. Sektörümüz de buna herhalde en müsait sektör. Yani öğrenmenin bitmediği belki de alanların başında geliyor. Yeni çıkan. Çünkü artık herkes, dünyadaki her bir birey, her şirket bu teknoloji üzerine yatırım yapıyor. Kendisini geliştiriyor. Dolayısıyla buradaki yeni çıkan şeyler çok fazlalaşıyor. Teşekkür ederiz. Diğer soru Taha. Mikrofon var mı? Tamam, süper. Buyurun. Öncelikle buraya gelip bize zaman harcadığınız için teşekkür ederim Fatih Bey. Ben 9BT sınıfından Taha Ulger. Ortaokul zamanında teknoloji tasarımı diye bir dersimiz vardı ve bu derste çeşitli projeler üretiyorduk. Bunu öğretmenimize sunuyorduk. Kabul ederse TÜBİTAK gibi yerlerde yarışmalara giriyorduk. Ben çoğu alanda bir sürü projeler yaptım. Bunları gerçekten araştırdım ve nelerin yapılabilir yapılamayacağını yani gerçekçilik de bunları araştırdım ve bir vergi halini getirdim sürekli. Fakat oradaki öğretmenlerim kabul etmedi. Buraya geldim. Burada da Teknofest için bunları yapmak istedim. Fakat orada da şey olmadı.
Ben bu projeleri gerçekleştirmek istiyorum. Bunları hayata geçirmek istiyorum. Fakat yani nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir sürü alanda, asker alanı olsun, işte özellikle bir tane projem var. Radyasyonla ilgili, kanser tedavisiyle ilgili. Bunun üstüne çok düşerek bir sürü araştırma yaptım. Günler harcadım. Ve gerçekten bunların işe yarayacağına inanıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim bunları gerçekleştirmek için? Öncelikle tebrik ederim seni. Bunlar da çok güzel projeler. Şöyle, mesela teknoparkların kuluçka merkezleri var. Mesela yıldızkuluçka.com.tr sitesine girdiğin zaman orada sana ne yapman gerektiğini anlatıyor. Ben Yıldız Kuluçka'nın jürisiyim aynı zamanda. Fikirler geldiği zaman hani dinliyoruz bir komite olarak ve teknoparka, kuluçkaya alınmalı mı alınmamalı mı karar vermeye çalışıyoruz. Lise grubu dahil olabiliyor mu bu çalışmalara? Yoksa tabii, yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok. Yeter ki fikrin olsun, yeter ki bir katma değerli bir projen olsun, uygulanabilir olsun ve çalışabilir olsun. Kuluçka her tür desteği sağlıyor. Hatta Yıldız Kuluçka ilk defa Maçka Teknik Lisesi'ni de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin içerisine aldılar. Liselerde de bu kuluçkayı yapmaya başladılar onlar. Aslında bizim yaptığımız Digimon'de de bir kuluçka. Ama üniversite desteği, teknokent desteği olmadan. Evet. Onu da belirtelim. Evet. Büyük iş çünkü. Kuluçka aynı zamanda mesela şirketlerin vergileri var. KDV vergisi var, kurumlar vergisi var ama bir kuluçka ya da bir teknoparka girdiğiniz zaman devlet oradan vergi almıyor. Niye? Devlet teşvik yapıyor. Girişimciyi destekliyor. Teşvik. Yeter ki sen ürününü geliştir, ülkeye yeni teknolojiler kat ve para kazanıyorsan da ben senden vergi almayacağım diyor. Çok büyük bir katkı. İnanılmaz büyük bir katkı. Sonrasında istihdamlarda da bir sürü teşvik oluyor. Tabii, bir sürü teşvikleri var. Dolayısıyla senin fikrini bir uygulanabilir bir hale getirip mutlaka bir yıldız, bir kuluçka merkezine, yıldız kuluçka bir örnek, bir kuluçkaya başvurmanı öneririm. Ben de sana orada destek olmak isterim. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Evet, başka soru alalım arkadaşlar. Sorusu olan varsa. Kim var orada? Bakıyorum Arda. Arda, sonra Alp. Alp'ten başka birileri varsa araya onları alalım. İkinci tura geçmiş olacak Alp. Tamam, geleceğiz şimdi. Evet, dinliyoruz. Merhaba, ben Arda Başar, 10BT sınıf öğrencisiyim. Benim Başar Medya adında soyadımı koyduğum bir dijital ajansım var. Hangi platformda? Efendim? Hangi platformda, nerede? Ticaret odasına kayıtlı mısın? Tescilli markam var, Türk patent. Vergi numaran falan var yani. Onları daha üstünde duruyoruz. Oralara bazen oralara girsek çıkmamız biraz zor olur. İsmail hocam, haberimiz yok bu gelişmeden. Devam edelim, pardon ben böldüm ama. Rakip olacak galiba. Anlamadım. Rakip olacak diyor hocam bak bize. Web tasarım, SEO, grafik tasarım, sosyal medya yönetimi gibi alanlarda yurt içinde oldukça fazla markaya istihdam sunuyorum. Yani hizmet veriyorum. Hizmet veriyorsun, evet. Evet, hizmet veriyorum ama yurt dışına açılmak istediğim bir zaman... Bir tane örnek verir misin? Ben çok merak ettim bu konuyu. Bir örnek. Kimle çalışıyorsun mesela? Bir firma ismi. Mesela bir site de olabilir, web sitesi. Web sitesi MDM Yapı İnşaat olarak en son yaptığımız oydu mesela. Tamam. Onu da sitesini açığa aldık ama paramızı ödemediği için kapattım ben geri. Bakımı i̇şte, aldım. Online yani bu işin muhasebeleştirme tarafı, sizin de bahsettiğiniz gibi pazarlaması, satışı, takibi önemli konular. Bir sürü bilgi var, deneyim var Fatih Bey'de. Özelde de görüşmeniz gerekecek anlaşılan. Sen devam et lütfen, pardon. Yurt dışına açılmak istediğimde nasıl yapacağım hakkında bilgim yok. Siz yurt dışına da hizmet sunuyorsunuz. Yurt dışına ilk nasıl açıldınız veya hangi platformlar üzerinden yurt dışına müşteri buldunuz? Onları merak ediyorum ben. Teşekkürler. Sanırım bu soruya İsmail Hocam daha iyi cevap verebilir. Çünkü Digimon değil, yurt dışından da projeler buluyor. Ben kendi tarafımla ilgili bahsedeyim. Şimdi bu senin yaptığın bir hizmet. Şirketlerin dijitalleşmesine, dijital pazarlamasına katkı sağlayan bir hizmet. Çok da güzel. Tebrik ederim seni. Aslında hani para kazanır hale gelmiş. Bayağı ilerlemiş. Ama toplayamıyor para. O bir tanesiydi galiba. Başkaları topluyor demek ki. Tabii var var. O açıdan hani ayrıca da tebrik ederim. Hani bu fikrinden dolayı ve çalışmalarından dolayı. Yurt dışı deneyimleri gerçekten farklı. Hani ben mesela İsviçre'de şirket kurduğumda oranın başına Türk bir arkadaşı koydum. Oranın yerel dilini daha az konuşabiliyordu. Mesela ben hata etmişim.
mutlaka bir Hans koymalıydım demek ki oraya. Bir İsviçreli birisini koymalıydım ki İsviçrelilere daha rahat satış yapsın, daha rahat geliştirsin. Ve yürütemedik. 2020 pandemi gelince de hani kapattık biz orayı. Şimdi Amerika'daki deneyimiz çok daha farklı. Tamamen yerel bir Amerikalı başına koyup sektörü bilen, deneyimi olan birileriyle çalışmak istiyoruz. Bir bu, hani yerelleşmen gerekiyor. Ama Türkiye'den yurt dışını yönetmen çok zor. Rakiplerin çok. Yani senin çok ciddi bir araştırma yapman lazım. Hani sen neyi daha farklı yapıyorsun? Müşterileri, işte birçok pazar yeri platformları var. İşte armut.com gibi, yurt dışında da freelance.com gibi böyle birçok pazar yeri platformları var. Yani oradan iş toplayabilirsin. En hızlı da herhalde oradan yaparsın diye düşünüyorum. Ama bu işin orada büyütmek istiyorsan orada bir şirket kurmalısın. Ve mümkünse hani oranın dilini bilen, orada yaşayan, sektörü bilen bir yönetici bulmalısın o şirketin başında. Büyük ihtimalle ortak yaparsın onu. Sen de buradan hizmetlerini verirsin, yürütebilirsin. Teşekkür ederim. Burası aslında çok kıymetli. Şu daha önceki konuklarımız Soft Talks'larda hep şey konuşuyorduk. Mesela iletişim, telekomünikasyon altyapıları, işte internet altyapıları. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve diğer devletlerin çeşitli kanun ve kuralları var. Regülasyon dediğimiz başlıklar var. Kafamıza göre hareket edemiyoruz. Aslında biz bu kadar küçük yaştayken bunların bilinciyle hem sizleri yetiştirip hem sizlerde o bilinç oluştuktan sonra siz de kendinizi geliştirirseniz sizi buluşturduğumuz konuklardan o deneyimleri alıp bu yönde ilerlerseniz çok faydalı olacak. Şimdi sen mesela düşünüyordun, hayal ediyordun belki de ben buradayım bugün. Yarın işte atıyorum Hollanda çok hap durumda bu Avrupa'da ve dünyada aslında bir şu an orta nokta gibi bizim yazılım ve bilişim sektöründe ya da bu tabanlı verilen hizmetlerde. İşte bir ara İrlanda çok kıymetliydi. Bir sürü büyük firmanın orada oluşumları vardı ve yönetim ofisleri vardı. Şimdi Amerika mesela 10 saat 15 saat uçuşlu bir ülkeden bahsediyoruz. Oraya ne kadar sıklıkla gideceksin, geleceksin? İşte oradaki kurallar, hukuki durumlar, vergilendirme sistemleri. Bir de arkadaşlar yani bunları kafamıza göre yaparız. Biz 3-5 kazanırız da süreklilik olmayacak. Yani bu çok önemli. Onun için şu yaşta bunları, bu bilinci kazanıp, bunları öğrenip, bunun üzerine bir şey inşa etmeniz gerçekten sizi çok farklı ve güçlü kılacaktır. Bunu da söylemeden edemedim. Gerçekten bir sürü detay hakim olmadığımız çalışma yapıyormuşsun. Kendi adıma da eksiklik olarak kabul ediyorum. Ben de bazı şeyleri dinlemek isterim. Teşekkür ederim. Ben de bir iki konu söyleyeyim. Fatih Bey'in dediği gibi yerelleşme çok önemli. Bizim zaten şu anda Hollanda ve Almanya tarafıyla çalışmalarımız devam ediyor. Hollanda'da da mesela müşteriler tamamen Flemenk. Şimdi oradaki insan algısıyla bakalım. Yani bizde de o oluyordur. Yurt dışında bir firmadan bir şey almaya hep böyle bir ön yargımız olur. Yani yurt dışı nasıl olacak, nasıl yapacağım diye. İnsanlar genelde kolay ulaşabildiği, anlaşabildiği firmalarla çalışmak istiyor genel topluluk olarak. Biz bu sorunu nasıl çözdük? Tamamen oradaki Flemenkçe bilen, orayı kurallarını bilen, insanlarla anlaşabilen kişiler bütün pazarlama faaliyetlerini yürütüyorlar. Biz de arka planda hizmet veren taraftayız. O nedenle yerelleşme muhakkak önemli. Yani orada bir şirket açılabilir ya da bir partner, bizimki partnerlik şu anda, partner bulunabilir. Bütün süreci orada yürütebilirler diye düşünüyorum. Biz o şekilde yapıyoruz şu an. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Siraç, sen el kaldırıyordun. Mikrofonu bekle. Burada Mehmet. Mehmet, ön tarafa alalım. Buraya. Öncelikle geldiniz ve bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Benim kendini tanıtırsan önce biz de onları rica edelim senden. Adım Siraç, soyadım Özdemir. Nereden geliyorsun okulumuza? Isparta'dan geliyorum. Tamam, onları da anlatın. Yani aralarda bunlar kıymetli veriler bizler için. Fatih Bey de öğrenmiş olsun. Isparta'dan geliyorum. Burada yaklaşık 2 yıldır kalıyorum. İstanbul'a geldiğimde ilk başta buradan birazcık yabancı hissettim. Ama yavaş yavaş alışıyoruz. Onun dışında benim sormak istediğim soru, siz demiştiniz profesyonel olarak yazılımcı olarak çalıştım demiştiniz. Çalışırken nasıl bir psikolojiyle oradan çıkıp bir tane yani maaşınız varken o işten çıkıp nasıl bir girişimci olmayı, nasıl psikolojide oldunuz? Anlatır mısınız biraz? Güzel soru. Şimdi ben üniversitede kendi yazılım yapıyordum.
Emlakçılara yazılım yapıyordum. Emlakçılara yazılım satıyordum. Profesyonel olarak çalıştığım mesela Hürriyet.com.tr'yi 2000 senesinde ilk dinamik bir CMS altyapısına geçirdik mesela. Atina'da oranın TRT'si, TRT gibi bir kanalı vardı, Antenna TV. Mesela onun portalini yapmıştık 2001 senesinde. Ben hani hedefim kendi şirketimi kurmaktı ama kurabilmek için deneyim kazanmam lazımdı. Kazanmak için de bir yerde profesyonel olarak çalışmam gerekiyordu. O yüzden ben profesyonel olarak da çalıştım. Sonra kendi şirketimi kurduğumda da yazılım yaptım. Çünkü hani ben tek başıma kurdum şirketi, Acer Pro'yu. Ve hani eşim ortağımdı ama şu an insan kaynakları müdürüm. Sonra oldu o insan kaynakları müdürü olarak. Hani şirket 3-4 yıl kendim de bir fiil yazılım içerisindeydim. Sonra ben hani şirket çalışan sayısı çoğalınca, projeler çoğalınca ben yönetim tarafına geçmek zorunda kaldım. Bir de kendimi çok güncel tutamayınca, hani yazılım, bildiğim yazılım dilleri eski kalınca mecburen hani yönetim tarafına, işte yazılımcının kötüsü yönetici yapıyorlar. yönetici tarafına geçtim ve yönetim tarafındayım. Şu an yazılım yapmıyorum ama keşke yapabilsem, keşke, çünkü çok mutlu oluyorum yazılım yaptığımda. Hani keşke kendimi geliştirebilsem ama bir şirkette de bir hani yöneticiler de lazım. Şirketi yönetmek gerekiyor. Tek kişinin yönetici olması gerekiyor. Yoksa hani ben şeye benzetiyorum. Geminin kaptanı dümeni bırakıp işte aşağıda gidip işte güverteyi temizlerse gemi nereye gidecek? Hani birinin gemiyi tutup rotayı takip etmesi lazım. Hani güverteyi temizleyen birisi dümeni tutarsa hani hedefe gidemez. Hedefi kaçırabilir. Dolayısıyla yöneticiler de lazım. Güverteci temizleyen kişiler de lazım. Dolayısıyla o bir takım işi işte. Girişimcilik böyle takım işleriyle yürütülüyor. Teşekkür ederiz Siraç. Birkaç el daha görmüştüm. Hocam bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki buyur. Siz ilk şirketinizi kurduğunuzda batırmıştın demiştiniz. Peki batırdığınızda nasıl bir, yani devam edebildiniz ya. Çoğu kişi devam edemiyor. Nasıl devam edebildiniz? Şöyle, üç ortağımız vardı. Ben üniversitedeyken kurmuştuk. O dönemde işte hani mahalle mahalle gezip işte yazılımlar satıyorduk, donanımlar satıyorduk. Efor bilgisayardı ismi. Sonra arkadaşlarla anlaşamadık çünkü görev paylaşımı yapamadık. Hani ben hem satış yapmak istiyorum hem işte sahaya gitmek istiyorum. Birinin ofiste durup telefonlara bakması lazım. Dolayısıyla o hani deneyimsiz arkadaşlar anlaşamadığı için şirket yürümedi. Kapattık onu. Sonra başka bir şirket kurduk. Sonra işte Acer Pro kuruldu. Dördüncü şirket olarak. En son Acer Pro'dan önceki şirketim de ben yüksek lisans yaparken bir hocamla beraber kurduk. Hatta %50-50 ortak kurduk onunla da. 1,5 sene kadar devam ettik orada. Güzel de para kazanmaya başladık. Sonra onunla da hani bir anlaşmazlık yoluna girildi. Ben şirketi ona devrettim. Kendim Acer Pro'yu kurdum, devam ettim. Evet, teşekkür ederiz. Birkaç tane daha el göreceğim. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Hızlıca sorularımızı alalım. Tamam, Arda ile devam edelim. Sonra Kübra. Başka kim vardı el kaldıran? Söylediğim sırada devam edelim. Burak var. Tamam, devam edelim. Evet Arda. Merhaba, benim isim Arda Şimşek. 10BT sınıfındanım. Yazılım bölümü. Benim bir fikrim var. Bunu pek hayata geçirmeyi düşünmedim. Yani sadece fikir olarak kaldı. Bunu da paylaşmak istedim. Yani okullarda daha çok defter, kitap kaybını, yani kağıtların israfını önlemek için dijital masalar düşündüm. Yani sıralar yerine yani yazılabilir yerler olacak. Bunlar kağıttan değil, daha çok ekran gibi dijital ortamda kontrollü olacak. Mesela öğretmen içeri girdiği zaman o gün çözülecek test kağıdını veya kitabını kendi cihazı üzerinden masaları aktarabilme gibi bir özelliği olacak. Daha sonrasında bunu mesela yazdık, çözdük veya farklı bir şekilde deftere not alır gibi masaya not aldık dijital ortama. Daha sonrasında bunu tek bir tuşla kendi mailimize veya istediğimiz bir cihaza yönlendirme gibi bir yeteneği olması için bir fikrim oldu. Ama bunu gerçeğe nasıl geçireceğim veya nasıl yaparım hiç düşünmedim. Sadece fikir olarak kaldı dediğim gibi. Bildiğim kadarıyla Microsoft Surface diye bir uygulaması var. Onun benzer restoranlardaki masaları düşünün, işte okulları düşünün. Aynen böyle masayı ekran haline getirmişler ve bir sürü uygulama yapabilmişler. Onu incelemeni öneririm. Türkiye'de
satmıyorlar galiba ürünleri de. Dizilerden bu işleri biraz Amerikan dizilerinden öğreniyoruz. İşte mesela BMW'nin i3'ünün bir teknolojik dizide kullanması, burada sonra satışa çıkması benim karşılaştığım bir şey. Surface'la ilgili de yine bir CSI vari Miami'ydi galiba, dizide görmüştüm. Yani işte polis şöyle yapıyor, akıllı tahta benzeri bir hologramik bir yapı var. Sizin bahsettiğiniz gibi bir ekran var. Aslında güzel fikir ama... biraz işte Türkiye'de hani bunu ticari boyuta nasıl geçirmek? Mesela bir tabletle bunu deneyebilirsin çok kolay. Yani en basitinden birkaç tane tabletle güzel bu, yani iyi fikir bence. Bir de Black Mirror dizisi var galiba. Evet, o. Onu da öneririm tabii izlemediyseniz. Kafa açan bilişim dizileri böyle. Westworld'de doğru kay falan. Biz IMDb gibi şeye bak açalım. Evet Kübra, teşekkür ederiz. Arda sana. Kübra devam edelim. Merhaba. Ben 9. sınıf öğrencisiyim. Adım Kübra. Size... Sen nereden geliyorsun okulumuza? Onu da duyalım. Mersin'den. Tamam. Teşekkür ederiz. Benim içinde bulunduğum bir girişimcilik ve robotik kulübü var. Ve sponsor başvurularımızı da şirketler, ya siz neden bir Ar-Ge şirketi açmıyorsunuz, başarılısınız bu konuda dediklerinde, biz bunu düşünmeye ve planlamaya başladık. Ama hiçbir üyemiz daha önce bir girişimcilik yapmadı, bir oluşum kurmadılar. Ve bu konuda nasıl zorluklarla karşılaşacağımızı bilmiyoruz ya da neler yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Sizin bu konuda tavsiyeniz var mı? Önerim şu olur, bilen birisini bünyeye dahil edip, onu ortak edip hani sürekli çalıştırabilirsiniz. Startup dünyasında öyle oluyor. Mesela şu an Amerika'da bir startup oluşumu daha var, ismi Tail Trust. Pet Insurance dediğimiz, hani hayvan sigortaları, kedi, köpek, hayvan sigortaları satan ama sadece onu satan bir startup kuruluyor. Mesela orada bu işte uzman, aynen dediğin gibi, o alanda uzman 3-4 tane kişiyi yönetim kuruluna alıyoruz, onlara hisseler veriyoruz ve onların deneyimlerinden faydalanıyoruz. Onlar para olarak maaş ödemiyoruz ya da bir bedel ödemiyoruz ama onun karşısında hisse veriyoruz, o da bize deneyimlerini paylaşıyor. Startup dünyası böyledir. Birileri fikirleriyle, birileri deneyimleriyle, birileri emekleriyle ortaya bir şey koyarlar. Bir paylaşım modeliyle çalışırsınız, devam edersiniz. Ama bunun kurallarını başta iyi koymanız lazım. Çünkü bir girişim kurulurken ayrılık kurallarını da başta kurarsanız sonra kavga etmezsiniz. Yoksa sonra çok kavga ediyorsunuz. Ben onu 3 şirkette deneyimlediğim için 4. şirkette daha rahat bir şirket kurmuş oldum ve devam ediyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bir kişi daha vardı. Bir saniye. Önce Burak, sonra Taha, sonra Alp yapıyoruz, topluyoruz. Tamam mı? Alp, sorun hala zihninde mi? En son sen kapanışı yapacaksın. Burak, devam edebilirsin. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben 10BT sınıfından Burak Acar. İki tane sorum olacak. Bir tanesi, ulaşmak istediğiniz yere ulaşabildiniz mi? Ve global anlamdaki hedefleriniz neler? Burak, zor bir soru oldu. Bunu... Keşke önceden sorsaydım, biraz hazırlık yapardım buna. Ben de beklemiyordum. Acaba ne diyecek diye de bir heyecanlandım. Şöyle, kendi kişisel hedeflerim ve şirket olarak hedeflerimiz var. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıl hedeflerini şimdiden belirlemeye çalışıyoruz. Yakın hedef, uzak hedef. Dolayısıyla hani geçen sene, bu sene hedefleri, verdiğimiz hedefleri tuttunuz mu diye sorarsan, evet, hani çoğunlukla tutturabildik. Önümüzdeki senenin hedeflerini belirliyoruz. Mesela yarın bir strateji toplantımız var. Önümüzdeki yılları nasıl planlarız ederiz? Şirket yöneticilerimiz, 20'ye yakın şirket yöneticilerimiz alıyoruz. Bir strateji toplantısı yapıyoruz. Hep beraber hedeflerimizi belirliyoruz. Global hedeflerimizi biraz geride kaldık. Orayı da hızlandırmak istiyoruz. Ama şu an Türkiye'deki hedeflerimizi daha real, smart hedefler deniyor ona. Smart hedefleri ben size şöyle bir şey söyleyeyim tam unutmadan. Smart'ın baş harflerinden oluşan bir şey var. Smart, specific, XS'si. Bu daha özelleşmiş hedefler. M, measurable, ölçülebilir hedefler. Hani ölçebiliyorsunuz. Ben işte 3 gün içinde, 3 ay içinde işte 3 kat büyüyeceğim.
işte 3 milyon dolar değerine ulaşacağım daha çok ölçülebilir hedefler. Achievable, bu da ulaşılabilir. Hani hedef veriyorsun da ben Mars'a gitmeyi hedefliyorum. Ulaşabilir misin? Ulaşamazsın. Ulaşılabilir hedefler vermen lazım. Bir de relevant, hani konuyla alakalı, bir de time. Smart'ın açılımı bu, smart hedefler. Hani doğru ve akıllı hedefler vermek gerekiyor. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. O yüzden global hedeflerimiz henüz tam ideal bir şekilde ulaşmasak da hedeflerimizi oradaki belirleyip ona göre büyütmek istiyoruz. Özetle. Teşekkür İkinci ederim. Sorunu da rica edelim. Yine heyecanla ulaşmak bekliyorum. İstediğiniz yere ulaşabildiniz mi? Henüz değil tabii. Daha çok çalışmamız lazım. Hep beraber. Tamam, çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz Burak'a. Evet, şimdi... Bekliyoruz, evet. Taha. Evet. Yapay zeka alanında çalışmalar yapıyorum ve yapay zekanın her sektöre olan katkısını ve etkisini merak ettiğim için bu soru soracağım. Yapay zekanın sigortacılık, sigorta yazılım sektörüne nasıl bir katkısı olur ve bununla ilgili projeleriniz var mıdır, varsa nelerdir? Acer Pro olarak kendi içimizde yapay zekayı kullanarak bir takım ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek istiyoruz. Bir de InsurTech Hub'da bu yapay zekayı sigorta sektörüne kullanan, üreten ya da sunan teknoloji şirketlerini, startuplarını bulup onlarla tanıştırmak istiyoruz. Bununla ilgili geçen sene bir takım komite çalışmalarımız oldu. 50'nin üzerinde use case'ler çıkardık. Sigorta sektöründe hangi alanda yapay zeka fayda sağlar, bunları çıkardık. Sonra gördük ki her bir use case bir startup konusu, çok değerli. Bu çalışmayı yapan ülkemizde sigorta şirketleri var. Mesela bir sigorta şirketi 60'a yakın yapay zeka uzmanını almış ve çalıştırıyor ve her birimini yapay zeka ile desteklemek istiyor. Çünkü çok kıymetli, çok değerli çalışmalar. Yani 70 kişiyle yaptığınız bir işi yapay zekayı kullanarak 10 kişiye düşürebiliyorsunuz. Ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyorsunuz. Hasar tespitinden tutun da, çünkü sigortacılık çok daha geniş bir konu. Kasko, araç sigortaları, ev sigortaları, tarım sigortaları, cyber security sigortaları, her alanı hitap ettiği için burada her alanın verileri var. Veri olan her yerde de yapay zeka kullanabilirsin. Dolayısıyla burada ciddi çalışmalar var. Senin de ilgin varsa senin de önerilerini alır veya use case'leri seninle de paylaşır, çalışmalarına katkı sağlayabilirsin. Teşekkür ederim. Sen nereden geliyordun onu da ekle, sana sormayı unuttum. Ben İzmir'den geliyorum. Teşekkür ederim Taha. Ufak bir sorum daha olacak. Bir sürü sektör varken ve bu kadar deneyimli biri olduğunuza göre neden sigorta yazılımı seçtiniz? Bu da aslında hani biraz itilmeyle oldu. Ben işte Sigortam.net'in ilk IT müdürü olarak görev yaptım sene 2001. Sigortam.net ilk kurulurken sektörle öyle tanıştım. Oradan ayrılınca da, Acer Pro'yu kurunca da hep bu sektörden talepler gelmeye başladı. O dönem 2009 senesine kadar birçok farklı sektörlerde iş yapıyorduk. Sağlık alanına, medya tarafına işler yapıyorduk. 2009'da stratejik olarak karar verdik. Dedik ki biz sadece sigorta sektörünün yazılımcısı olalım. 2009'dan beri sadece sigortayı seçiyoruz ve hedef belirlemiş olduk. Çünkü hani bunu hani şu andan hani geleceği belirleyebilmeniz çok zor. Ya birileri sizi o tarafa doğru itiyor, öyle kalıyorsunuz. Ama hani siz itilen değil de ittiren olmanızı öneririm. Hedeflerinizi şimdiden belirlerseniz, o hedefe doğru giderseniz çok daha uygun olur. Ama yanlış hedef veriyorsanız da hedef ne kadar erken dönerseniz doğru hedefi de o kadar hızlı verebilirsiniz. Ben bir küçük bir şey ekleyeceğim. Şimdi biraz önce konuşurken de bahsettik. Hani işin bir tek yazılım boyutu yok. Uzmanlaşmak gerekiyor. Hizmet verdiğiniz sektörde yazılım geliştirebilmek için o sektörü tamamen bilmeniz gerekiyor. Kuralları, işte mali tarafları, pazarlama, satışı ya da işte hizmet tarafında alacağınız verilerle ilgili. Sizin aslında bence çok güzel bir soru oldu ikinci soru. Yani bu benim aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Dolayısıyla herkesin böyle bir hikayesi olabilir. Ama Fatih Bey'in de belirttiği gibi siz bunu belirlerseniz çok daha kıymetli bir hal alacak belki. Bu çok önemli. Buradan da şuraya bağlamak istiyorum. Arkadaşlar bakın, okulumuz bünyesinde öğrencilerimiz olarak hayata devam ediyorsunuz. Hiçbir şey için geç değil. Yazılım, bilgisayar dünyası çok geniş bir alan ve bir şekilde sizin buna sevgiyle ve ilgiyle yaklaşmanız ve vakit ayırmanız gerekiyor. Buradaki temel şeyler bunlar. Yani sıkılarak bir şey yapmak
zorla bir şey yapmak gerçekten çok mümkün değil. Ya da başarıya gitme durumunuz belki ya çok geç olacak ya tam istediğiniz seviyede olmayacak. Onun için bu kadar güzel konuşmaların arasına bunu ekleme sebebim tamamen o genişlemeyi kendinize tanımanız. Ve bu sorularınız aslında bu yolu bulmanız için de çok kıymetli. Duyduğum cevaplardan ben de çok keyif aldım Fatih Bey'in deneyimlerinden. Son sorumuzu alalım Alp'ten. Ondan sonra da programımızı sona erdirmiş olalım. Bir şey daha ekleyebilir miyiz? Aslında genç kardeşlerimiz hedeflerini belirtebilirler mi? Bugün değil de. Hani ne olmak istiyorlar? Aslında bir 8-10 tane alabiliriz istiyorlar. Hemen bir cümleyle. Mesela bunu hani atıyorum 10 gün içinde yıl sonuna kadar ne olmak istiyorsunuz? Ya da olmak için ne sorularınız var? Böyle bir soru listesiyle. O zaman bir Google Form oluşturalım hocam mesela, biz. En kolay hani veriyi de toplamak ve analiz etmek açısından. Size de verileri paylaşmamız kolay olur. Konuşmuş olmuş, gitmiş olmuş olmayalım. Tamam. Bir sonuca da ulaşalım. Ben de burada hani elimden geldiğince destek olmaya çalışayım. Ya da olan arkadaşlarımızı burada yönlendiriyor olabiliriz. Herkes kendi hedeflerini, olmak istediği hedeflerini koyabilir. Ben bir örnek anlatayım. Ne yaptım ben? 35 yaşındayken yaptım bunu 2012'de. Hani dedim ki bir 35 yıl geçti, bir 35 yıl daha geçebilir. Ben 70 yaşına geldiğimde, emekli olduğumda ne olmuş olmak istiyorum diye kendime sorular sordum. Aklıma gelen bütün hedefleri yazdım. Bir kağıda yazdım, masaya attım. Milletvekili olmak dedim, belediye başkanı dedim, teknoloji bakanı olacağım dedim. Yazılım üniversitesi kurmak istiyorum dedim o dönemde. Kişisel olarak kendi hedeflerimi yazdım. Şirketimin hedeflerini yazdım. Aile olarak hedeflerimi yazdım. İşte o dönem şirketimi globale taşıma hedefini o dönem koydum 2012'de. Ve her 5 yılda bir hedeflerimi yenilemek üzerine koydum. Bu bir sürü kağıtlar oldu. Sonra bunları kategorize ettim. Dedim ki şirketim için hedefler bunlar. Ailem için ve kendim için hedefler bunlar, ülkem için hedefler bunlar diye hedefleri koydum. Ve bunun başında şey geldi, hepsini hitap eden yazılım üniversitesi kurmak. Ve bu hedefler için ben çalışmaya başladığımda, aradan bir sene geçmişti, İsmail Hoca geldi. Dedi ki biz yazılım lisesi kuralım. Benim o yazılım üniversitesi hedefi yazılım lisesine döndü. Aslında benim o hedefimle İsmail Hoca'nın hedefi burada kesişmiş oldu. Benim bu lisedeki bu çalışmalar aslında benim kişisel hedeflerimden kaynaklı. Her türlü desteği sağlamaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir hedefler belirleyebilirsiniz. ChatGPT'ye sorun. Kimler kullanıyor? Kimler kullanmıyor mu deseydim. Evet, çok güzel. Yani ChatGPT artık hayatınızda var. Her şeyi sorabiliyorsunuz. Hani benden daha iyi anlatır size birçok şeyi. Kendi hedeflerinizi nasıl belirleyeceğinizi, ne yapmanız gerektiğini, adım adım her şeyi sorup cevaplarını alabilirsiniz. Hani böyle bir süre belirleyelim yıl sonuna kadar. Ve önümüzdeki Ocak ayında da hani herkes kendini hedeflerini belirlemiş olursa ve bu hedefe göre de kendilerini çalışırsa sanıyorum bir fayda sağlamış oluruz. Belki hedefler kesişirse sizin hedeflerinizle onlar da sizinle birlikte profesyonel anlamda yol yürüme adımı atmış olabilirler. Tabii, aslında tabii, bu yapacağımız tabii, çalışma sizi oraya da götürebilir. Yani benim hani birebir öğrencilere mentorluk yaptığım hani 50'nin üzerinde kişi var, öğrenci var. Yazılımcı olmak istiyor, fikirlerini geliştirmek istiyor. Böyle her ay hani 3 ayda bir mutlaka iletişim içerisindeyiz. Dolayısıyla burada kişisel hedefleri hani belirlemek önemli. Bunları belirlendiğinde ben kendim biliyorsam bilgim dahilinde ben destek olmak isterim. Bilmiyorsak da bileni bulup gelip destek olmak isteriz. Ama hedefli gitmemiz çok çok önemli. Hani bu panelin de en büyük çıktısı da hani bu bir şey geldi. Olabilir. Hedef mi aslında ya da bir talep mi bilmiyorum ama zaman zaman sizin de programınıza göre çocuklarla sizi sınıf ortamında buluştursak. Biz zaten işbirliği içindeyiz. Siz aslında okulumuzun bir parçasınız. Digimon'da sizin şirketinizin bir parçası. Ve hikayeyi de tam anlamıyla herkes de bugün duymuş oldu. Hem hocamızdan hem de Fatih Bey'den. Dolayısıyla ben sizi Müdür Bey'in de müsaadesiyle okulumuza derslere belli dönemlerde davet etsem
Ne dersiniz? Hedefler doğrultusunda seve seve memnuniyetle. Tamam, süper. Cevap şahane oldu. Sözü aldık ama hedefler önemli. Tamam, yani beraber yürüyeceğimiz şeyler. Dolayısıyla bu yapacağımız etkinlik Fatih Bey'in önerisi ve sizin ona aktarmak istediklerinizi güzelce yazmanızı rica ediyorum şimdiden. Alp, evet, senin de sorunu alalım. Hocam, Tan'ın ikinci sorusu zaten benim soracağım soruydu. Tamam. Var mı? Son bir soru daha sormak istedim. Bir kişi daha varmış. İki. Böyle öne bir mikrofon alalım. Zeynep sorsun. Bilge Kağan, çok kısa bir cümleyle, tamam mı? Hemen ondan sonra toparlayalım. Benim sorum Taha'nın sorusuyla birazcık alakalı. Yapay zekayı diğer sektörlere de eklemek istediğiniz hakkında bir konuşma gerçekleştirmiştiniz. Ama sizce yapay zeka diğer sektörlere eklendiğinde bunun bir avantajı veya dezavantajları nasıl olur? Çünkü bizim aklımıza ilk olarak şey geldi, tamam, avantaj olarak çok hızlı bir şekilde işler olacak. Ama dezavantaj olarak bu sefer insanların iş kaybetmesi, işsizlik oranlarının artması, hani sizin bu konu hakkında avantaj ve dezavantajlar hakkında görüşleriniz nedir ve ileride sektör sizce nasıl bir hale gelir? Şimdi bu ayrı bir panel konusu. Çok derin evet, bir soru. Hani zaman yetmez ama... Keşke başta sorsaydın. Şimdi istihdamı azaltıyor cümlesi, şimdi evet istihdamı azaltıyor ama hani o insanlar daha değerli işler yapabilirler. Hani mesela geçtiğimiz dönemlerde de hep böyle hani istihdam azaltacak diye bir kaygıyla gitseydik ülkemizde ya da dünyada teknoloji gelişmezdi. Şimdi hani at arabaları vardı eskiden. Örnek veriyorum, çok yani klişe bir örnektir ama hani araba çıkmasaydı at arabacılar işsiz kaldı mesela şimdi, değil mi? Mesela o zaman araba çıkmazdı, ona etkilemezdi. Şimdi dolayısıyla istihdamı etkiler diye düşünmemek lazım. Bu tam tersi yeni istihdamlara sebebiyet verir ya da insanlar başka daha katma değerli, yani yapay zekanın yapamadığı şeyleri yapabilir. Mesela hani bir örnek de şeyden anlatayım, sigorta sektöründen. Mesela eksperler vardır. Bir araç kaza yaptığı zaman eksperler giderler, aracı tespit ederler. Kaza nasıl olmuş, nasıl bitmiş, masrafı ne kadar olmuş, ne olmuş. Şimdi yapay zeka çıktı, eksperler bitecek konusu gündem yapılıyor. Aslında öyle değil. Yapay zeka eksperlerin yardımcı aracı. Onların işini kolaylaştırıyor. Neden? Hani operasyon olarak çok yoğun yaptıkları işleri yapay zeka yaptıracaklar. Kendileri atıyorum %80 operasyonu yapay zeka yapacak, teknoloji yapacak. %20, %10 işleri de kendileri uzmanlık bilgilerini koyacaklar ortaya. Bu anlamda yapay zeka eksperlerin işlerini %100 bitirmeyecek ama minimize edecek. Eksperler de hani günde 10 tane eksper işi yapıyorken şimdi 100 tane eksper işi yapıyor olacak. Şimdi bu anlamda baktığınızda üretkenlik ve verimlilik çok artıyor olacak. Biraz teknik detaya girmiş olabilirim ama hani örnek olsun diye anlatmış oldum. Teşekkür ederiz. Yani siz dezavantajdan çok avantajı olacağını düşünüyorsunuz. Tabii. Tamam, ya o ederim. Bakış açısı ama dediği gibi Fatih Bey'in çok geniş bir konu. Bu at arabası araba dönüşümünde işte 10 tane at arabası, 100 tane at arabası varken ortamda şimdi 1 milyon tane araba var, 1 milyon tane şoföre ihtiyaç var. Bunu iş olarak yapan işte %5'i olsa yine at arabası sayısının 5 bin fazlası olur işte 50 bin hatta pardon. Dolayısıyla yani orada istihdam genişliyor da olabilir yani teknolojiyle birlikte. Ondan korkarak ileri gidemeyeceğimiz için dolayısıyla bazı şeyleri zaten insan olmadan da yapamıyorlar. Mesela işte yine tıpta çok fazla robotik cerrahi de kullanılmaya başlandı. Yapay zeka destekli robotlar var. Ama doktor orada. Ve o robotu veya işte yapay zekanın verimli bir şekilde o ameliyatı halletmesini koordine ediyor. Yani insan koordinasyonu ya da yönetimi söz konusu. Tabii otonom işler de var. İşte chatbot olsun, ne bileyim ben, bir trenin, bir metronun, bir tramvayın bir hatta gidip gelmesi, insansız işte hava araçları var. Dolayısıyla olay çok geniş. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir soruydu ama ancak kısıtlı zamanda bu kadar katkı verebildik. Bu konuyla ilgili bir panel önerisi ben kafama yazdım. Bir sonraki Softalks'u belki bununla ilgili yapabiliriz. Mesela chatbot konusunu, yapay zeka chatbotu mesela mutlaka şey yapabiliriz. Evet. Gündem yapabiliriz. Çünkü şu an genelde ödev yaptırmak için, proje yaptırmak için kullanılıyor ama mesela bu tahminimizden çok daha derin ve çok daha büyük bir konu. Mesela bunu mutlaka bir takım uzman arkadaşlarla bunu tartışmak lazım.
Mesela bu konuya daha çok eğilebilirsiniz. Önerilerimden bir tanesi. Kendi chatbotunuzu oluşturabilirsiniz. Şu an birkaç hafta oldu. Yeni modüller çıkardı OpenAI. Mesela kendi chatbotunuzu çıkarıp piyasaya sürebilirsiniz. Bu çok son derecede güzel şeyler, ürünler çıkabilir. Bunun bir pazar yeri çıkmaya başladı. Mutlaka deneyin, bu tarz şeyleri görüşebilirsiniz. Yani belli hizmetleri halledebileceğiniz botlar oluşturup bir online pazar yerinde belki de bunları pazarlayacaksınız ya. Yani hizmet, Arda'nın bahsettiği olay var ya, hizmet satma işi. Ya da işte bir sigorta yazılımında ya da bir modülünde hizmet verme gibi. Bu da muhtemelen belli işleri halledebilen bot yazma bir şey olabilir. Mesela içerik editörlerin işini çoğu bitirdi mesela. Evet. Çok standartize artık ve bir sürü şeyi hızlıca halledebiliyor. ChatGPT yani şu an içerik editörlerin işini çoğunu bitirdi herhalde. Biz web sitelerinin içeriğinin çoğunu zaten ChatGPT ile yazıyoruz. Yani ilk başlarken acaba içerik editörü ne yapacağız, nasıl yazacağız diye düşünüyorduk. Şu anda öyle bir düşünce yok. Müşteriden içerik beklemeye de gerek yok. Yazıyoruz. Çok güzel yazmışsınız, harika olmuş diyorlar genellikle bilmeyenler. Yapay zeka yazıyor. Bu şekilde. Evet, Bilge, kapanışı yapalım. Şimdi sizin öğrencilik zamanınızda yapmadığınız ve keşke yapsaydım dediğiniz ve şu an bize önereceğiniz bir konu var mı acaba? Ya şöyle, benim o dönemdeki projemi anlatayım. Ben konuşmayı yazıya çeviren, yazıyı da komite çeviren, buna speech to text deniyordu o dönemlerde. Sene 93-94 bitirme projemdi o. Dünyada yoktu. 98-99'da Japonlar yapmışlar. Çok üzülmüştüm. Şimdi her yerde var. Her yerden yapıyorlar. O yüzden şu anki gündem maddelerinde yapacağınız birçok şeyler olabilir. Bir tanesini seçip yapabilirsiniz. Yapamayabilirsiniz. Bunu öğrenmeniz lazım. Mesela birçok güzel fikirler var arkadaşların. Bunların yapılabilip yapılamayacağını denemeden yapamazsınız. Bir kuantum düşünme mantığı vardır arkadaşlar. İlk önce hayal ediyorsunuz. Bir şeyi hayal ediyorsunuz. Hayalle başlıyor her şey. İsmail hocam e-mail atmayı hayal etmiş, e-mail atmış, tanışmışız. Hayal etmeseydi tanışamazdık. Hayal ediyorsun, sonra istiyorsun o hayal ettiğin şeyi. Diyorsun ki ben bunu hayal ettim. Evet, bunu da hayal ettim ama bunu istiyorum demeniz lazım. Sonra bunun olması için çalışmanız lazım. Gayret lazım. Sonra oluyor. Hayal et, iste, çalış, olsun. Buna kuantum modeli deniyor. Bu her iş modelinde geçerli. Bunu çok rahat yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkı verdiniz. Çok da aktif katılım oldu. Bugünkü Soft Talks etkinliğimizin sonuna geldik. Tekrar Fatih Bey'e kıymetli vaktini ayırıp bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum. İsmail Hocam'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bir takdimimiz olacak. Şöyle alalım sizi Fatih Bey. Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Müdür Bey, sizi de sahneye alalım. Bir kısmını da Barış Hocam'a bırak istiyorsan. Evet, sen bir resim alalım. Sen de yanımızda ol. Gel. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetliydi bizim için. Arkadaşlar, etkinliğimiz sona erdi. Değerli katkılarınız için teşekkür ederim.